Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün yine sizler için bir çeyiz videosu çekiyorum. Bu çeyiz videomda bir kolyeyi açtım ve o kolyede olan ürünlerimi sizlere göstereceğim. Karışık yani ürünler. Hani öyle düzenli bir kolye yapmamışım. Alakasız ürünler bir arada olmuş biraz. Dilerseniz ürünlere geçiyorum hemen. Şöyle bir A101'den almış oldum. Sebze kurutucum var. Şu şekil mint yeşili. Şöyle. Gondol'un ürünüdür. Yaklaşık 2 ay falan oluyor benim bunu aldım. 13,5 TL diye hatırlıyorum fiyatını. Şu şekil arkadaşlar. Şurasını böyle çevirdiğiniz zaman içindeki şu sepet dönüyor ve sebzeleri o haznenin içine koyuyorsunuz. Şöyle çevirince kuruyormuş. Denemedim daha hiç ama kullananları gördüm. Memnunlar. Şöyle kapağı şu şekil bir şey mekanizma yapmışlar. Şöyle İçindeki sepet çıkıyor zaten. Şu şekil ayrılıyor. Tekrar böyle içine koyup kaldırabilirsiniz. Bunu ben almak istiyordum. A101'de de uygun bir fiyata görmüşken kaçırmak istemedim. Hatta ben bunun aynısını yine Gondol'un ürünü ve aynı renk yani gerçekten Migros'ta gördüm. 34,90 fiyatı. Onu gördüm, şok oldum. A101'de bu fiyatı görünce yani iki katından fazla neredeyse. Bilmiyorum niye öyle bir fiyat koymuşlar. Açıkçası anlam veremedim. O yüzden Migros bana zaten hep bir A101 falan daha uygun yani Migros'tan. Şu şekil Gondol 13,5 TL A101'den alındı. Daha sonra yine bir plastik ürüne devam edeyim. Şöyle bir piknik sepeti diyorum pardon. Piknik setim var. Şu şekil yine Gondol'un 19 TL'ye alınan bir piknik seti. Şu şekil kapağını açıyoruz. Şöyle açılıyor. İçerisinde 6 tane bardağı var şu şekil. 6 adet bardağı. 6 adet çatal bıçağı var. Şu şekil. 6 adet kaşığı var. 6 adet de çatalı var şunun. Böyle bir kutu yapmışlar. Çok hoşuma gitti böyle. Hani derli toplu duruyor çatal kaşığın. 6 tane de şöyle tabağı var. Yine bu da mint yeşili. Aslında ben bunu çeyizim için özellikle almamıştım. Hani acil bir durum oldu. Almam gerekiyordu. Aldım. Bir kere falan yani sadece iki tabağı falan kullanıldı. Sonra ben de hiç bir daha kullanılmayınca bu şekil böylece yıkayıp çeyizime kaldırmayı hani çeyizime kaldırdım. Yine lazım olursa çıkarırım tabii ki. Öyle hani arayıp da bulamayacağımız bir ürün değil şahsen. Daha sonra yine A101'den gideyim. Şöyle bir kadehim var. A101'den almış oldum. Şöyle lavın. Kadehin şu şekli çok hoşuma gitti gerçekten. Çok kibar duruyor. Ben bunu kahvaltılarda meyve suları falan işte meşrubat bardağı olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle şu desenleri falan çok hoşuma gitti. 2,5 TL'ye almıştım ben bunun bir tanesini. Bunu yine bir altılı takıma tamamladım. Koliden sadece iki tanesini çıkardım. Hani sizin görebilmeniz için. Şu şekil bir duruşu var. Şöyle. Gayet kibar bence. Şöyle şunları şuraya bırakıyorum. Daha sonra yine A101'in cam ürünlerinden devam edeyim. Şöyle geçen A101 videomu izlediyseniz eğer bu ürünler o zaman gelmişti. Ve ben gerçekten çok beğenmiştim bunları. Şu büyüklüğü ve düz oluşu çok hoşuma gitti. Hani sofralarda sunum tabağı, servis tabağı olarak çok güzel kullanılır. Ve her türlü sofraya da uyacağını düşünüyorum. Çünkü cam bir ürün. Hani renkli değil. Her takımla uyum sağlayabilir diye düşünüyorum. Şu şekil. Şöyle içi düz. Deseni dışarıdan böyle tırtıklı gibi. Tanesi 4,95'ti. Ben 2 adet aldım. İçine mesela börek koyabilirsiniz. Ya da bir pasta yaptığınız zaman ya da aldığınız zaman içine çok güzel pasta altlı olarak da kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı gerçekten. İki tanesini A101'den geçen hafta aldım. 10 TL'ye mal ettim. Şöyle daha sonra yine bir cam ürünüm var. Bu bir tepsi arkadaşlar. Şöyle
Bu tepsiyi ben İzmit Çarşı'da Evi Dekor mağazası var. Onunla ilgili bir video daha paylaştım hatta YouTube'da. Bir önceki videom 2 ya da 3 video önceki videom, tam hatırlayamadım. Oradan 10 TL gibi bir fiyatı vardı. Ama bunu ben aldım, bayağı bir oluyor. Şimdi fiyatlar değişmiş olabilir. Şöyle çok şık bir tepsi. Ayakları böyle kristal gibi küçük, yuvarlak. Kenarları da yine öyle taşlı. Ben bunu içine parfümlerimi dizmek için kullanmayı düşünüyorum. Çok şık olacağını hani hayal ediyorum. Şık bir görüntü oluyor gerçekten. Ya da kahve ikramları bile olabilir yani. Çok şık bir sunum olur şahsen. Şöyle. İzmit Evi Dekor mağazasından aldım dediğim gibi. Fiyatı 10 TL gibi bir şeydi. Bunu alalama yaklaşık yani bir 5-6 ay falan oluyordur belki de. Şöyle bırakıyorum. Daha sonra yine bir farklı bir ürünle karşınıza çıkayım. Şöyle bir ürünüm var. Bu ürünü ben Özlek'ten aldım. Şöyle bir saat. Şöyle eskitme tarzı. Ben çok beğendim gerçekten ve salonumda kullanmayı düşünüyorum ileride inşallah nasip olursa. Şöyle Homotime Özlek'ten aldım. Pille çalışıyor. Büyüklüğü falan çok hoş. Duruşu farklı yani. Şöyle. Ben bunu kuzenime doğum günü hediyesinin için almıştım aynısından. Hani ona hediye alacaktım. Sonra Özlek'e gittiğim zaman bir saat alana bir bedava kampanyası vardı. Ben de bunun aynısından kuzenime aldım. Bir tane de kendime almış oldum. Şöyle. Güzel bir ürün. Severek kullanacağıma eminim. Daha sonra yine çok sevdiğim ve eminim ki herkesin çok sevdiği bir ürün bu da. IKEA'nın çerçeveleri. Şöyle içi boş olan, şu an dışarı kaplı. Daha hani poşetini falan açmadım. Şöyle bir tablo oldu. Aldım. Çerçeve pardon. 23'e 23 boyutu. Bunu ben farklı şekillerde kullanacağım. Hatta bunu nasıl kullanabilirim diye bir şeyler var aklımda. Belki onun için de bir video çekebilirim sizlere. Ben 2 adet aldım bundan. Şöyle bir siyah, bir de beyaz aldım. Yine aynı boyutta ikisi de. Ben çok istiyordum hani şöyle bir tab hani bunları almayı. Sonra biri bana hediye almış. Sağ olsun. 2 tanesinde. Tane fiyatı 40 TL. Ay yok, 20 TL arkadaşlar, pardon, yanlış söylemeyeyim. 2 tanesi 20-40 TL oluyor. Şöyle bunun bir büyük büyüğü de varmış zannedersem, 50'ye 50. Yanlış da biliyor olabilirim. O boyutunu da almak istiyorum ben. Hatta hani onun içine de böyle geçen videomda gösterdiğim küçük mandallar ve ipler var diye onunla bir çerçeve, fotoğraf çerçeve panosu oluşturmak istiyorum kendime. Yine onları bu ikisiyle kombinleyince salonumun duvarısı veya koridorda, duvarda çok güzel olacağına inanıyorum. İnşallah sağlıkla, güzellikle kullanmayı nasip eder Allah'ım. Şöyle daha sonra biraz alakası ürünler demiştim. Şöyle bir koliden havlu çıktı. Üçlü havlu seti. Cemil İpekçi yazıyor. Şöyle bu havlular bana hediye. Şöyle açayım. Açamadım. Şu şekil renkleri. Mavi, pembe ve beyaz. Bunu tam pembe de değil, bu da tam beyaz da değil. Şöyle göstereyim. Şöyle bir dantel güpürü var. Şöyle. Boyutu küçük yine. Mutfak havlusu boyutunda. Cemil İpekçi markası. Şu şekil. Bir tane daha havlum var. Şu farklı, onun takımı değil. Şu da böyle bir havlu. Şöyle bu da hediye yine. Başka da bir ürünüm yok şu an koliden çıkan, size göstermek istediğim. Söylediğim gibi arkadaşlar, bir koliyi açtım ve o koliden ne çıktıysa sizlerle paylaştım. Evet, biraz alakasız ürünler yani.
dekor saat var, bardak var, çerçeve var ve havlu var, piknik seti var. Biraz saçmalamışım kolilerken. Ama şimdi kolilerken güzel güzel yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Güzel keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.